oyuna aslında çok iyi başladık. Erken golü bulduk. Daha sonra rakibin 10 kişi kalması aslında fırsat gibi görünürken daha çok bizi rehavete soktu. Oyun hızı, temposunu tamamen düşürdük. Hiç memnun olmadığımız dakikalardı ki zaten rakibin de 10 kişi kalmasına rağmen etkili olmaya başladılar. Biz merkezde ikili oynamamıza rağmen, 2-6 ile oynamamıza rağmen merkezden devamlı hücumlar yemeye başladık. Rakip beşliğe döndü, hamleler yaptı. Daha sonra o ara işte 2-1, 3-1 de yakalayabilirdi yani. Çok net pozisyonları var. Daha sonra ikinci yarı daha coşkulu, daha hızlı. Özellikle oyuna sonradan giren oyuncular, hücumcu oyuncuların kalitesi de devreye girince net bir skor elde ettik. İkinci yarı tamamen oyun bizde diyebiliriz. İkinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Taraftar da devreye girince, desteğini yansıtmaya başlayınca istediğimiz bir skoru aldık. Bugün tek hedefimiz galibiyetti. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem camiaya, hem oyuncuya, hem bizim için, hem taraftarımız için güzel bir hediye oldu diye düşünüyoruz. Zaten maçtan önce de konuşmuştuk. Özellikle hocamızın istifasından sonra zor bir sürece girdik. Onun için de bu maçı da hem taraftarımıza, daha sonra da hocamıza armağan ediyoruz. Tabii şimdi sadece Abdullah Hoca'nın ayrılması değil. Yani çok olağanüstü bir durum var. Başkanın istifa etmesi, kongre süreci. Ciddi bir belirsizlik var şu an burada. Burada oyuncuya çok net bir şekilde yansır da yani. Onun için gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Belli hedeflerden kopmuşsunuz. Onun da bir tedirginliği ve kaygısı var. Son zamanlarda kazanamamak, onun da bir takım üzerinde bir olumsuz bir durum oluşmuştu. Taraftarın da olan o inancı kaybetmesi maalesef çok olumsuz, hızlı bir şekilde. Çünkü buraların duygusu çok başkadır. Kazanırken çok hızlı çıkarsınız, kaybederken de inişler çok sert olabilir. Onun için de bir anda kendinizi kaosta görebilirsiniz. Ama tabii ki buralar büyük camia. Biz de bu hafta özellikle bir iki gün çok zorlandık. O bir gerçek. Onu başında söylemedim hani flaşta ama onu çok net görebildik. Özellikle zihinsel durumun takımın üzerinde olumsuzluklarını fark ettik. Ama ne olursa olsun oyuncu bunun sorumluluğunu bilmesi lazım. Çünkü burada bir görev var. Görev de bu kutsal. Sonuna kadar. Çünkü sahne onların. Sahneye çıktığınızda perdenin arkasında ne yaşadığınız çok önemli değildir seyirci için. Performansınızı %100 vermeniz lazım. Biz aslında geçen gün Siyopis'te konuşmuştum. Hafta içi. Biz çok küçük yaşlarda çok güzel bir tabir kullandı. Survivor. Yani çok küçük yaşlarda her şeyi kendi tırnaklarımızla mücadele ederek ve her gün kendini ispatlayarak geçti. Onun için bu duyguyu yaşayan oyuncular olduğu için bizim tekrar sahaya dönüş yapıp hem kendimiz için, hem özgüvenim için, hem takım için, hem camia için bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Şöyle de bir gerçek var. Adana Demirspor da çok kaliteli bir takım. Yani 23 maçta 3 tane mağlubiyet almış. Bunları da Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir. Üçüne deplasmanda almış ve 3 tane çok kaliteli takıma karşı. Takım çok kaliteli, oyuncu kalitesi çok iyi, teknik direktör kalitesi yüksek. Çok cesaretli oynuyor. Oyun birinci dakikadan 90 artıya kadar. Onun için taktiksel olarak da bizi zorlayan bir süreçti yani. Hem bizim bu mevcut durumumuzdan faydalanmak isteyen bir takımdı. Çünkü iyi bir takım. Sıralamada da tesadüf olmadı. Çok net belli. Onun için bugün şartlar çok zor olsa bile kazanabildi. Yani buralar böyledir. Büyük camialar böyledir. Hep reaksiyonlar verirler. Dalgalanmalar yaşarlar. Ama tekrar çıkışı hızlı olacaktır yani. Ben şuna da değinmek istiyorum. Futbolda 15 yaşından beri mücadele ediyorum. Birçok
Kupalar kazandım oyuncuyken de. Hepsi müzede bir tarih oluyor, bir anı oluyor. Bakıyorum, mutlu oluyorum. Ama çok daha değerli şeyler var. Benim Abdullah Avcı'dan öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi etik değerler, insani değerler. Onun için Abdullah Avcı öyle sadece Trabzonspor için değil, Türk futbolu için spor adamı, çok değerli bir spor adamı. Onun için bu süreçlerde kolay değil. Ne olursa olsun 2 sene 3 sene mukaveliniz var. Bence çok değerli bir şey yapmıştır. Kulübün menfaati için böyle bir şey yaptı. Biz de saygıyla karşıladık. Biz 2,5 senedir buradayız. Aile gibi olduk. Ben hocayla da paylaştım. Mevcut yönetimle de paylaştım. Doğru olan ekiple geldik. Ekiple beraber dönmek. Bunu çok net ben söyledim. Fakat hem hocamız hem mevcut yönetim şu an böyle bir talepte bulundular. Ben de bu sorumluluktan kaçmak istemedim. Sonuçta burada biz aile gibi olduk. Bugün takımın başından da çıkmamı istediler. Şimdi önümüzde bir kongre süreci var. Umarım Trabzonspor ve bizim için hayırlısı olur, en iyisi olur. Gerekli açıklamalarında bilgilendirmeyi de kulüp yapacaktır. Yani.